Yayınıma hoş geldiniz. Herkesi ekranlara kilitleyen, şu anda dünyada belki canlı olarak oynanan nadir oyunlardan olan Survivor. Evet, Survivor'da heyecan durukta. Ünlüler ve gönüller takım arasındaki rekabet gün gittikçe kızışıyor. Özellikle Yunus Emre'nin ünlülere, gönüllere de barıştan sonra Berkay'ın geçmesinden sonra değerli izleyenler önemli bir ivme yakalandı. Ama geçen gün tatsız bir olay yaşandı fragmanda. Barış'ın gönüller takımına gelmesine ilk günden itibaren belli konularda güven duymayan Yasin, yani Barış'a hep mesafeli duran Yasin ve bu konuda Barış'ın da ketum duruşu buna tabii ki hizmet etti. Başlarda Yunus Emre ile bir ve beraber gözüken, evet bir ve beraber gözüken Barış, daha sonra gönüller takımının yalnız adamı olmaya başladı. Geçen bir tatlı olay yaşanmıştı. Hani tatlı olayının aşırılması diye. O olay da tam tatlıya bağlandı derken geçenki fragman gerçekten bizleri şaşırttı. Önümüzdeki maçlara bakalım, önümüzdeki oyunlara bakalım demişti Yasin. Ve Barış da Yasin'den gerçekten empati yaparak güzel sözler söylemişti. Ama Yasin'e ben konseyde Barış konuşurken Yasin'in tepkilerine baktığımda hala Barış'a mesafesini koruyor gibiydi. Yani Barış'la konuşurken Yasin, tamam Yasin düşüncesi yüreğinde, yüzünde olan bir insan. Barış biraz daha ketum. Kendisi de söyledi zaten. Herkesin bir olmasını bekleyemeyiz. Ama geçenki olay fragmanda herkesi şok etti. Ben de herkese bu konuyla ilgili bir diskalifiye ile ilgili bir durumu ileteceğim. Şöyle ki değerli izleyenler, uzun zamandır Survivor'ı takip eden birisiyim. Ben de oldukça, yani zamanım oldukça takip ediyorum ve bu kavgalar ve özellikle gergin anlar tabii ki seyircileri ekrana kilitliyor. Bu olayda özellikle Barış ve Yasin arasındaki durum düzelme yoluna gidip takım ruhu oluşacak derken bu olayın gerçekleşmesi, ödülün tabii ki birçok güzel ödüllerden gönüller uzak kaldı. Bunu da biliyorsunuz. Ve ödülün büyüklüğü, ödülün muhteşem olması herkesi gerdi. Yasin'in de direnci burada kırıldı ama şunu ifade etmek istiyorum ki Barış o pozisyonda topu attıktan sonra Berkay'ın sözlerine karşılık Yasin'i de hissettirir derecede bir söz söyledi. Yani işte konuşuyorum, işte onu kastederek böyle bir şeyler söyledi. Atarım topu diye. Yani burada Yasin oyuncu oynarken kenardan konuşan bir insan. Burada isim ayırmıyor. Ama Barış'ın zaten gergin bir ortamda, ne oldu bilmiyoruz, kamera arkasında biz görmeden neler oldu bilmiyoruz ama Yasin'le olan soğuk savaşı devam etti. Yani bu soğuk savaşta artık bir yerde iki kişinin de en gergin olduğu anda kırılma noktasına ulaştı. Yasin'in tepkisini ben birikmiş bir tepki olarak görsem de oyun sırasında takım ruhuna yakışmayan bir şekilde ittiğini gördük. Konuşabilirdi, laf dalaşı olurdu ve bir anda konuyu soğutabilirlerdi. Ama erken hesaplaşma, erken final diyoruz buna. İşte Barış'la Yasin arasında gönüller içerisinde bir erken final, yani bir güç devşirmesi yaşandı. Ve Barış Yasin'in hamlesine karşı altta kalmadı. Ve devrim ayırmaya çalıştı. Bravo devrime, gerçekten bir bayan olarak diğer erkekler dururken koştu. İki tane erkeği ayırmaya çalıştı. Burada itişme kalkışma, biraz da müdahaleler oldu. Tatsız bir olay yaşandı gönüller adına. Eğer gönüllerin de fragmanda gördüğümüz kadarıyla önde olduğunu tahmin ediyorum bu kavgaya kadar. Ve sonuca geleyim. Diskalifiye olayına gelince değerli izleyenler, bu iki sürtüşmede Acun bu konuda daha önce devrime seslenmesinden dolayı Yasin'i uyarmıştı. Yasin de zaten bu konudaki hatasını anladı, cevap da vermedi. Son ünlülerin itirazlarına Acun sinirlenmişti. Ama baktık yarışmanın selameti için Acun da işleri uzatmıyor. Bu bir oyun, gerginlik ve açlık var.
Yani burada iki oyuncu değerli izleyenler diskalifiye şoku yaşayacak mı veya Yasin ilk ittiği için bir şey yaşayacak mı derseniz bireysel ceza verilecek. Bu kadar Survivor izliyorsam tahminim, büyük öngörüm bu. Bireysel ceza kesilecek. İkisine de aynı batta bir ceza kesilebilir. Veya Acun ilk Yasin'in müdahale etmesinden dolayı, karşı tarafında bunun altta kalmama dürüstlüğünden dolayı Yasin'e biraz daha fazla ceza verebilir. Ama bence ödül cezası olabilir. Bir sonraki ödül cezası olabilir. Yani vesaire oyun oynayamama cezası olabilir gibi cezalar olabilir. Bu cezalar haricinde bir ceza beklemiyorum. Diskalifiye beklemiyorum değerli izleyenler. Bakıp göreceksiniz. Survivor heyecan dolu bir yarışma. Bakın işte canlı bir yarışma yok. Her şeyi eski izliyorsunuz. Diziler falan vesaire. Bakalım bu ödülü kim kazanacak ve ben de heyecanlıyım. Şu anda başlamıştır. Neler yaşanacak bakalım değerli izleyenler. Hepinizi ekrana kilitleyen Survivor'da dediklerim bu kadar. Diskalifiye beklemiyorum. Bakıp göreceğiz birazdan. Evet değerli izleyenler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.